Herkese selamlar. Şimdi biz Erdi abi, Can'la birlikte kampa geldik. Şu Tunç Dağı'nın hemen eteklerine doğru yürüyeceğiz. Güzel bir, uygun bir yerde kampımızı kuracağız. Burada şimdi ekipmanları hazırlayıp yolumuza devam edeceğiz. Zeytin de burada. Hava gayet güzel. Tamam, ben de. Tamamdır, ben de. Ne diyorsun, ağırlık nasıl? Bunlar ama beklediğim kadar ağır gelmiyor. 5 dakika sonra konuşalım mı? Daha ağır gelmiyor. 5 dakika sonra konuşalım. Şu an çıkışa başladık. Yaklaşık bir en fazla 500 metre plan var yani. Hadi bakalım. Yaklaşık 100 metre anca oldu. Ama fena. Garda yürümesi başlı başına zaten zor. Bir de bu yüklerle epey zor şu an. Bu şekilde bir öncekinin ayak izlerine basmak daha kolay oluyor bir sonraki için. Tabii şu an en öndeki daha çok efor sarf ediyor tabii ki. Biz onun şu an bastığı yerlere bastığımız için nispeten biraz daha sert kara basıyoruz. O yüzden bir tık daha rahatsız. Birazcık yükümü bıraktım oraya. Çünkü epey ağır. Birazcık çıktıktan sonra kamp alanını bulduktan sonra alıp geleceğim. İşte böyle bir şey. Her anayı çekmek böyle bir şey. Bir gittiğin kadar bir de geri geliyorsun. Şurada bir arı var. Onu uygun bir yere yerleştirmeye çalışacağım. Gel. Lütfen sokma. Kampalarına bakıyoruz. Bir burası var. Sağlı solu kapalı burası. Bir de aşağı taraf var. Burası biraz daha rüzgar alır diyorum ama burası gayet iyi şu an. Bu yukarıdan açık. Neyden eserse sıkıntı. Burası kamp alanımız. Ben hemen aşağı doğru bıraktığım çantaları almaya gidiyorum. Fena. Fena. Gece düşünemiyorum. Ya baktık donacak kıvama geldik hemen. Bu eve kaçıyoruz. Burası kullanılmayan bir yer. Buraya kaçıyoruz. Evet, kar duvarını örmeye başladık. Erdi abi, duracağımız yeri istersen söyle. Ben yoksa böyle gidecek gidebilirim. Abi işte 3 çadır yan yana sığacak şekilde. Bir de şurayı tam ortalayacağız Necati. Şu yol ya. Heh. Aynen. Tamam. Oh yeah. Oh yeah. Kimden kardeşim be? Yok, soğuk çok felaket. Kim var ya? Eldivenle yapsak bir dert, yapmasak. Zeytin, örteyim mi? Gel. Tamam. Tamam ya.
Yok, izin vermiyor. Kar duvarımız bitti neredeyse. Birazdan aşağıdan kaktüsleri getirip koyacağız oraya. Şu an kaç saat? 3'e doğru gidiyor. 3. Biz kaçta başlamıştık acaba? Yani çok sağ. Bir saati geçmedi belki de. He? Bir saati geçmiştir abi. Geçmiştir bence. Bir saati geçmiştir. Bir saatte kar duvarını ördük yaklaşık. Burası 20 metrekare var. 15-20 metrekare. Bulutlar yavaş yavaş sarmaya başladı etrafa. Kara bulutlar geliyor. Sardı. Akşama büyük ihtimalle kar yağar. Umarım. Çok az kaldı. Hemen şu güney tarafını da tamamlıyoruz. Oraya bir 4 sıra çıktık. Çıktık. O sırada Erdi abi çadırını kurmaya başladı. Şu kısmı da aldık mı? Tuğul olarak kullanacağız. Hemen kar duvar olarak güney tarafına. Az önce güzel bir kar serpiştirdi. Umut verici. Belki yoğun bir şekilde yağabilir akşama doğru. Tamam. Erdi abinin arkasına 3 tuğla daha koyacağız. Tamam mı? Ondan sonra zaten bitecek burası. Bitti. Ama dediğin gibi şurada bir şey var. Şey, sıkıntı ayak arası. Yumuşak orada. Bayağı. Üçüm yani. Dikkat. Oha. Ne oldu lan? Orada bir problem var. İstersen o köşeyi bırak, şurayı açalım. Baksana. Burada bir... Aynen bir şey. Aman da mutlulaştı be. Duvarı ördük. Şimdi peyzajını yapıyor Erdi abi. Güzel bir süslüyor, püslüyor. Herkes çadırı kurdu, sıra bende. Lazım ya. Bir sıcak su torbası yap. Aa, doldurup gelelim. Ama şişen yok değil mi? Şişe var. Evet. Çadırlarımızı kurduk. Can'ın yaptığı kahveleri içiyoruz ufaktan ve kar başladı. Muazzam şu an. Keyfimiz yerinde. Oh! Çok iyi geldi lan. Götür götür. Daha direkt ilk yudumda kendime geldim. Kahvesiz yapamıyorum ya. Öyle diyorlar ya. Su olduğu sürece sıkıntı yok abi. Çok iyi. Bakın arkadaşlar. Kar hafiften yağıyor. Erdi abinin dediğine göre 4 santime kadar yağabilirmiş. Bekliyoruz. Hazırlıklıyız. Duvarımızı kurduk. Ice Americano'ya dönüştü kahve ya. Bir şey yok. Havaya bak be. Oh. Çok güzel bir kar yağışı var. Cam birazcık şimdi yan tarafları açık. Oraları kapatmaya çalışıyorum. İyi abi, bayağı kapandı. Erdi abi sağ olsun makarnalarımızı yaptı. Şimdi içeride yiyeceğiz güzelce. Kardeşim, geldim yuvana.
günaydınlar, günaydınlar. Gece gayet güzeldi. Kimimiz üşüdü, kimimiz sıcacık yattı. Ben açıkçası üşüyenlerdenim. Ayaklarım özellikle çok üşüdü. Can gayet mışıl mışıl uyumuş. Değil mi? Karşı. Evet, güzeldi. Konser tadında. Çok iyi. Zehrimiz de gayet sıcak sıcak yattı. Şu an yerini korumak içgüdüsüyle ağlıyor her yere. Muazzamdı ya. Hafif gece bir rüzgar çıktı. Ama onun haricinde gayet keyifli bir şekilde yattık. Şimdi Erda abi sağ olsun yemek yapıyor. Bakalım yemeği yedikten sonra birazcık gezeceğiz. Of. Güneş şu an çok güzel ısıtıyor. Erda abinin fırlattığı yere doğru. Beni severler ama bana kedi kokusundan dolayı olur mu acaba? Yok yok abi, o kendi şey yapıyor. Teritori diyorsun abi. Atıyor muyum bunu? Aynen, at olur, at. Tamam, teşekkür ederim. Necati bardan gezdim abi. Ekmekler burada. Evet, canım. Sağ ol abi. Ne oldu kızım? Ne oldu? Kim onlar ya? Ötüp ötüp duruyorlar. Oy. Çok güzel yaptı sağ olsun Erdi abi. Salçalı sosis. Abi sos değil, pirzola yemin ediyorum ya. Çok lezzetli, sağ ol. Ekmek yer mi, vereyim mi? Yemez. Evet, kampımız sonlandı. Bir gün çok güzel bir şekilde bu kar duvarının arasında bir nevi sıcacık yattık. Şimdi toparlanıp evimize doğru yol alıyoruz. Üstümüzü başımızı hemen giydik. Hava çok güzel ama şu güzel yeri bırakıp gidiyoruz şu an. Tamam. Bakıyoruz çöp var mı? Şurada bir çöp var. Evet, yolculuğumuz başladı. Bu sefer tabii ki o kadar yorucu olmayacak. Yokuş aşağı vurduracağız arabaya doğru. Çok güzel bir gündü. Hoşçakal. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın. Başka zaman görüşmek üzere. Doğayla kalın. Görüşürüz.